baskı ortamı var. Arkadaşlarım o günlerde bu başarıları yaşadığım arkadaşlarım, hatta az evvel yukarıda sayın rektörümüze de söyledim, tehdit ediliyorlar benimle görüşmemeleri üzerine. Yani onunla görüşürseniz bakın başınız belaya girer, yarın bir şey olur gibi. Dün akşam bir arkadaşım geldi, bunu anlattı. Kusura bakma, telefonu açamıyoruz bazen, işte tebrik edemiyoruz ama duygularımız böyle. Şu anda bir kanalda çalışıyoruz, işte şurada şunu yapıyoruz gibi. Şimdi böyle bir ortam kimsenin hayal edemeyeceği bir ortamdı. Maalesef ülkemiz bugün bunları yaşıyor. Biz de sportif alanda yaptığımız başarıların karşılığını ne mesleki olarak, bir yerde olarak, belki bir federasyonda, belki bir antrenörlükte olamadık. Buradan olayı şuraya getirmek istiyorum. Şu anda bir siyasi kimlikte karşınızdayım. Ve tekrar milletvekili, bağımsız milletvekili adaylığımı koydum. Hani kimseden oy isteme, öyle bir tavrı hiç kendime yakıştıramıyorum. Yani hizmet edemeyeceksem hep şu duayı ediyorum. Bir şeyler yapamayacaksam Allah beni buradan uzak tutsun. Yani gideyim milletvekili olayım, işte birilerinden oy alayım. Bunun karşılığını veremeyeceksem, hani hayırlısı böyleyse böyle olsun diye dua ediyorum. Benim bölgemde değilsiniz, onun için rahat olun. O açıdan öyle bir kaygım, endişem yok. Vazgeçmemek lazım. Yapacağınız, ülkeniz için yapacağınız şeylerle hangi alanda olursa olsun cesaretle adımlar atmak lazım. Çocuklarıma da söylüyorum. Çocuklarım benden daha zor günler yaşıyor. Benim çocuklarım olmanın bedelini sosyal yaşamda, hani büyükler, o bizi yönetenler bunu çok fazla hesap edemiyorlar belki ama benim kızım, geçen bir üniversitede de söylemiştim, yaklaşık bir ay okula gitmedi. Arkadaşları işte başka başka şeyler söylüyor, işte başka bir partinin mensubu evde konuşuyor, ya git onun oğluna kızına şunu söyle diye, herhalde öyle oluyor ki. Şimdi bunlar duygusal insanlarız, işte gidiyor, ben buna katlanıyorum, artık alıştım, futbol beni bu konuda, Allah beni hazırladı diyorum. Yani ben Türk medyasının hiçbirine kendimi anlatamadım. Evet, moda tasarım bölümümüzün...